Merhaba canlar, ruh dostlarım, Mukaddes Pekin Başdil ben. Hoş geldiniz. 5 dakikalık bir kayıt arasından sonra Ozan Partal'la Interskalar Bilincin ikinci bölümünü başlıyor olacağız. Yavaş yavaş toparlanalım. Kaydetmemiz gerekiyor. 1,5 saatte bir biliyorsunuz çok önemli bir noktada kaldık. Yayının çok önemli bir sürecinde kaldık. Onun için sevgili Ozan Partal gelir gelmez hemen bağlayacağım. Ozan'ı bekliyoruz. Bu arada sevgili canlar tekrar duyurmak istiyorum. Şey yapmışlar sevgili canlar, hakikaten çok talep, çok fazla, çok teşekkür ediyorum size. Sabaha kadar veya yarın öğlene kadar hep dönüyor olacaklar sevgili canlar. Kilitlenmiş tek bir kardeşimiz bakıyor taleplere. Onun için acele etmeyin, size dönecekler sevgili canlarım. Lemurya Akademi ile Ozan Partal'la birlikte yaptığımız birinci aşama interskalar ölçekler arası bilinç eğitimi 10-11 Temmuz'da sabah 10'dan akşam 18, hatta 19'u buluyor. WhatsApp'tan 0552 579 579 6'ya yazabilirsiniz, mesaj atabilirsiniz. Tüm detayları size gönderecekler. Fraktal zamanı da konuşacağız tabii ki şimdi Ozan gelince, ama meditasyonda çok önemli şeyler anlattı. Umarım orayı tekrar izleme şansınız olur. Vaktiniz olursa tekrar şey yaparsınız, izlersiniz. Evet, Lemurya'nın çocuklarına da buradan selam olsun sevgili canlarım. Sizleri çok seviyorum gerçekten. Ozan Partal gelir gelmez bağlayacağım. 5 dakika hiç olmazsa bir nefes alsın sevgili Ozan. Gelir gelmez bağlayacağım tekrar sevgili canlar, hakikaten çok isterim hepinizin gelmesini. Kendim geçen yıl eğitim aldım, birinci aşama, ikinci aşama ve üçüncü aşamayı. Bakış açımı çok değiştiren, son 30 yılda geldiğim noktada tüm legoları, logoları hangisi ise birleştiren bir şey gerçekten. Ben de hepinizi çok seviyorum. Paris'e de buradan selam olsun. Çok sevdiğim bir yer. Evet, biz de size çok teşekkür ediyoruz sevgili canlar. Çok 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 güzelsiniz. İyi ki varsınız. Sizinle güzel her şey. Alanya'ya selamlar. Evet, hoş Merhaba. geldin tekrar Ozancığım. Şöyle bir Tekrar 3 ben. 5 hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin tekrar. Ben şunu başa tutturdum. Biraz kalsın birkaç dakika. Tamam. Bu arada şeyi haber verdim. Çok fazla soran, çok fazla şeyler, arkadaşlar mesaj atıyorlar. Hocam şey diye bir kişi bakıyor şu anda. Hafta sonunda diğer iki arkadaşımız yok. Onun için şey yaptım, tekrar rica ediyorum. Hani dönecekler yarın akşama kadar diye. Numara burada, bir daha hatırlatıyorum. 0552 579 579 6. Pratik bir rakam, tuhaf bir rakam. Hepinizi bekliyoruz sevgili canlarım. Tekrar hakikaten ya Ozan, yani Azerbaycan'a selam olsun. Eğitimler ilki zaten şok ediyor. İlki çok şaşırtıcı. İlkini biraz bayağı bir oturttuktan sonra havuz problemleri gibi. İkincisi işte ortaokul, lise dönemi gibi. Üçüncüsü daha böyle üniversite dönemi gibi. Matematiğin, geometrinin anlaşılması. Ama gerçekten bunun üstüne gideceğimiz eğitimi ben merak ediyorum açıkçası. Benim almadığım bundan sonraki eğitimleri dört gözle bekliyorum. Sen dedin ki bunları bir parti daha alsınlar, ondan sonra bir üstüne geçeceğiz. Ben de İnşallah. merak ediyorum. Ben de merak ediyorum ama birinciyi 4 kere de falan anlamıştım. İtiraf ediyorum. 4 kere falan izledikten sonra O kadar 2000. karışık mı anlattım ben yahu? Hayır, hayır, şok oluyoruz. Yani öyle tuhaf değişik geliyor ki Şaşırmaktan hepimiz böyle kalmıştık. Herkes şok, böyle ara veriliyor. İşte 15 anlayamıyorsunuz. dakika özellikle bekliyorum şu anda. 15 dakika ara veriliyor. Ben oturduğum yerden kalkmadım. Ya yani böyle su içtim. Yani çünkü şey, ama zaten bahçeye çıktım ikinci arada. Bu sefer ağaçlara, çamlara, çiçeklere, böceklere bakış açım değişti. Evrene bakış açım değişti. Yani böyle bir enteresan. Ozan Partal'ı aşırı klonlamak gerek diyor. Sağ olsun Evet. arkadaşlar. Bakın şimdi gerçekten de bugün önemli şeylere yine hani girdik, hiç bahsetmediğim şeyler de var. Bahsedeceğim şeyler de var, yeni şeyler de var.
daha bahsedeceğim birkaç şey daha var önemli. Şimdi tabii burada olabildiğince kısıtlı bir vakit içerisinde bunları ifade etmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Yani o kadar derin konular ki bunlar. Hani hangi birinden başlayacağız? Nasıl anlatacaksınız? Yani bir kere kendinizi benim yerime bir koyarsanız, hani çık anlat ama çok önemli bazı şeyler anlatacaksın ama nasıl Sen bir kitlelere anlatacaksın? Nasıl bilim anlatacaksın? insanısın. Evet, bunları doktorlara anlatıyordun. Bilim insanlarını anlatıyordun sen. Sonra bunu bize anlatmaya başladın. Yani hepimize anlatmaya başladın. Onu toparlamak zor oldu gerçekten. Hafifletme, yani integralden havuza inmek zor oldu, değil mi senin için? Yani aslında basit olarak anlattığımı düşünüyordum ben ama karışıkmış, onun için daha da basitleştirerek daha anlaşılabilir bir dile indirgemek gerekiyor bazı şeyleri. Çünkü bunların 21. yüzyılda interskala ölçekler arası bir aydınlanma çağından geçiyoruz arkadaşlar. Ve burada bütün ölçeklerin bir araya getirerek okunması gerekiyor. Ve buna kim olursa olsun 7'den 77'ye herkesin bence anlaması, idrak etmesi gerekiyor. Dolayısıyla hani bunları ifade ederken de birçok yeni bilgi olabilir arkadaşlar. Yani bazen ya bu kadar da olmaz canım falan diyebilirsiniz. Saygı duyuyorum. Fakat 2 saatte ancak bu kadar bazı şeyleri ifade edebiliyoruz. Çok çok fazla hani yeni bilgi var. Bunları lütfen tekrar tekrar dinleyip iyi bir şekilde idrak etmeye çalışınız. Buradayız. Her türlü anlatmaya çalışacağız. Yardım etmeye, desteklemeye çalışacağız her türlü arkadaşlar. Anlamamış olan arkadaşlar lütfen üzülmeyiniz. Bana özelden de ulaşabilirsiniz. Ben elimden geldiğince size dönmeye çalışırım. Anlatmaya çalışırım. İfade etmeye çalışırım. Yani bunun bir temel bir takım şeylere edinmemiz gerekiyor. Özünü idrak etmemiz yeterli bizim için. Yani Ozan Hocam bu yüzünü eğitimleri nereden almış diye soruyorlar. yani her yerde olandan aldım diyeyim o zaman. Yani bu eğitimler sadece bence hani bir üniversiteye giderek vesaire değil. Çünkü ben yurt dışında okudum, yurt içinde de okudum. Yüksek lisansımı Kanada'da, Toronto'da yaptım. Ondan sonra frekans tedavileri ve biyofoton temelli tedavi uygulamaları konusunda hekimlerle, doktorlarla, profesyonellerle yurt içi yurt dışı çalıştım uzun yıllar. Sağlık ana konularından biridir zaten. Ve frekans temelli uygulamalardan da ölçekler arası bilinç ve bunlarla ilgili de ilgili bilimli insanlarıyla çalışarak bunları öğrendik. Fakat tabii onun özünde de hep küçüklüğümüzden beri gelen bir takım ezoterik, egzoterik öğretilere duyulan merak, kozmolojiye duyulan merak, astronomiye karşı duyulan merakla başladı her şey. Hep okuduk, öğrenmeye çalışıyoruz. Bunun bir sonu yok. Yani bunları bir yerden değil, birçok yerden hayatım boyunca öğrenerek yani ve bazılarını da tatbik ederek, idrak ederek edindim. Dolayısıyla bir süreç arkadaşlar. Onun için sabırlı olmamız gerekiyor. Vaktinden önce çiçek açmaz. Dolayısıyla kendinize karşı da lütfen sabırlı olunuz. Şimdi şunu şöyle söyleyeyim. Şimdi sevgiden biraz bahsetmiştim arkadaşlar. Şunu bilmemiz gerekiyor. İnsanların hani sevmediği şeyler olabilir arkadaşlar. Hoşlanmadığım şey olabilir, irite ediyor olabilir diyebilirsiniz ama sevmediğim değildir aslında o. Çünkü insanların sevmediği, birinin sevmediği şey de yani senin sevmediğin her şey sevgiden yapıldı. Kozmik yaratıcı bilincin sevgiden inşa etmediği hiçbir şey yoktur arkadaşlar. Evrenleri düren şey de sevgi. Sende sevgi, ben de sevgi. Sevmeyi öğrenmeden ölmeyi hak edemezsiniz. Dolayısıyla buraya özünüzde olan sevgiyi idrak için bulunuyorsunuz burada. Sevgiden geçmeyen bir aydınlanma olamaz demiştim. Yani bunu lütfen düşünmenizi lütfen istiyorum. Aileniz olabilir, komşunuz olabilir. Bu bizim aslında dünyada evrensel olarak aslında da öyle bir durum var ama dünyada çok önemli bir etik kuralı, etik kanunun temeli olarak bir üst sürece, bir üst skalaya, döngüye geçme sancıları, doğum sancıları bunlar. Şu anda doğum sancılarını yaşıyoruz. Yani
Bunu bir kere hatırlatmak istedim. Çünkü gerçekten de bu sevgi bizim için önemli. Yani bu o süreç içerisinde bunu çok iyi idrak etmemiz gerekecek. Şimdi bizim bahsettiğimiz şey nerede kaldık biz? Oradan devam edelim. Sayılarda kaldık. Böler rakamının her Aynen. şeyi içinde yaratan şey olduğunu söyledin. Bu arada ben sorular gelmeye başlayacak, kafalar karışacak tanımı dedim. Değişik bir tanım. Bunu biraz açar mısın dedim. Oradan girelim yavaş yavaş. Zaten sormuşlar da benzeri sorular şimdi gördüm. Evet. Hatta sorulardan istersen birkaç tane Tamam. bir sorayım. Olur mu? Başlamadan önce biz 1750 kişiyle kapattık, 1600 kişiyiz. Birkaç dakika daha bekleyelim hiç olmazsa. İlginç Tamam. sorular geldi. Evet, yaratan rakamdan başlayın demiş. Oradan başlayacağız inşallah. Ozan Partalı nasıl? Ozan Partal sevgili canlar soruyorsunuz, takip etmek isteyenler. Ozan Partal yeni gelenler soruyor. Evet, öldüğümüzde daha mı iyi bir yere gideceğiz? Bilinç hatırlatacak mı bize demişler. Süper. İlginç bir soru değil mi? İlginç sorular var. Önce buna bir cevap verelim istersen. Arkadaşlar, benim vereceğim cevaplar biraz kafanızı karıştırabilir. Karışan kafanız olsun. Gönlünüz karışmasın. Zaten karışsa karışsa kafanız karışır. Bırakın o da karışsın zaten yani. Ama lütfen gönül gözüyle dinlemeye çalışın beni. Bakın Gönül gözle dinle. gözüyle, Gözle gönül dinle. gözüyle, evet. Bu Gözle arada, gör değil. çok enteresan bir soru var burada, soru işareti bölümünde. Biraz önce baktım, şimdiki bölümde değil. Ozan Bey gerçekten çok kafaları karışmış. Ozan Bey Tanrı'ya inanıyor mu, inanmıyor mu diye sormuşlar. Bu çok hani kafalarını karıştıran bir soru. İstersen buna önce cevap verip sonra öbür soruya geçelim. Okey. Sen o kadar güzel anlatıyorsun ki Allah'ım benim kafamda seninle oturdu. Yani o kadar muhteşem bir aşkla anlatıyorsun ki bu yüzden çok teşekkür ediyorum sana Ozan. Rica ederim. Orada Olur. onu bir Şimdi o zaman iki soru var. Bunları bir yanıtlayalım. Yanıtlamaya Evet. çalışalım diyelim. Şimdi birincisi, bilmediğiniz bir şeye inanmak zorunda kalırsınız. Biliyorsanız inanmak zorunda kalmazsınız. Ben bu bağlamda kendimi bildiğimi düşünüyorum. Kendimi bildiğim için de yaratıcı bilinci biliyorum. Bildiğim için de inanmak zorunda değilim. Biliyorum zaten. Yani sizin sorunuzun daha derin manası budur. Örnek verecek olursak, tecrübe ettiğiniz bir şeyi bilirsiniz. İnanmak zorunda kalmazsınız yani. Her zaman verdiğim bir örnek var. Siz bir bardak su içtiğiniz zaman bu suya inanıyorum der misiniz? Bilirsiniz. Ben bu suyu biliyorum. Peki ben size sorduğum zaman bu suyu bana anlat, bunu anlatamazsınız. Hakikat kelimesiz bir tecrübedir. Hakikat kelimeye indirgenemez. Kısmi olarak surete bulunur. Suretin ardındaki manayı ancak kalp gözü açık olanlar idrak edebilir. Dolayısıyla evet, ben Tanrı'yı biliyorum arkadaşlar. Bildiğim için de inanmak zorunda değilim. Bu suyu nasıl içtiğim zaman tadını biliyorsam, fakat anlatamam size. Ama biliyorum. Kör bir insana yeşili nasıl görüyorum fakat anlatamıyorsam, yeşili biliyorum ama ne olduğunu anlatamam. Tanrı'yı her yerde görüyorum. Tanrısal bilinci ve üst bilinci her şeyde görüyorum ben. Her şeyde. Gözümle de görüyorum, kalbimle de görüyorum. Yani biliyorum. Fakat size anlatamayabilirim yani. Benim anlatmama gerek yok ki. Siz kendinize baktığınız zaman zaten o tanrısal üst bilincin tezahürünü görürsünüz. Ve onun sonsuz sevgisini. Ve Tezahürünü. bu sevgi karşılıksız bir sevgidir. Tanrısal üst bilinç, kozmik ilahi bilinç, ismine ne derseniz deyin, ismi olmayanın, adı olmayanın, ada, isme ve cisme sığıştırılamayacak olanın sizde tezahür ettiğini ve sizi karşılıksız bir şekilde sevdiğini, yargılamadığını, yargılamadan sevdiğini, asla cezalandırmadığını, cezalandırmayacağını, sadece sizi seveceğini bilmenizi isterim arkadaşlar. Her şey sevgiden ibarettir.
sizin sizi yapan özgürlüğünüzdür. Kötü gibi gördüğünüz şeylerin ardındaki hayırı bilemezsiniz. Bilemezsiniz. Bildiğinizi sanırsınız sadece. Bildim dedin, oldum dedin, olduğunda ve bildiğinde kaldın. Kaldığında, kaldığın şeyde de hakikati artık tecrübe edemezsin. Kaldın dediğin andan itibaren, oldum dediğin andan itibaren, bildim dediğin andan itibaren de bildiğin kadar da kalıyorsun. Bundan dolayıdır ki tecrübe edinmeye devam ediyoruz. Yani ölüm diye bir nimet var. İyi ki ölüyoruz yani. Şu fiziksel beden dönüşüyor ve farklı bir üst bilinciniz sizin. Sizden bahsettim. Sizin kendi üst bilinciniz diyor ki artık benim bu tecrübeye ihtiyacım yok. Ben başka bir şeyi de tecrübe edebilirim. Evrenle arkadaşlar unutmayınız. Neyi yapabiliyorsanız onu yaparsınız. Elimi ben havaya kaldırabildiğim için kaldırabiliyorum. Kaldırabildiğim için kaldırabiliyorum değil mi? Şimdi burada benim içtiğim su maturası var. Bu su maturasını kaldırabiliyorum. Bir litre bu. Bir kiloya yakın. Bunu benzetmeyle anlatabiliyorum bakın. Bunu bir karınca kaldırabilir mi? Ben kaldırabiliyorum ama. Karınca kendi ölçeğinde öyle ağırlıklar kaldırır ki ben kaldırırım. Ama benim ölçeğimde ben onu kaldırırım yani. Örnek verecek olursak. Ama o bunu asla kaldıramaz. Peki 1000 tane arı bir araya getirse bu 1 kiloya havaya kaldırabilir mi? Tartışılır bilmiyorum. Çok zor. Hareket ettirebilir. Peki bunu neden anlatıyorum ben? Sizi siz yapan özgürlüğünüzdür ve bunu yapabildiğim için yapıyorum. Ben buraya gelebiliyorsam insan olarak gelebildiğim için buradayım. Siz hiçbiriniz insan değilsiniz diyorum arkadaşlar. Kaç eğitimde ben bunu söyledim. Yeni duyan arkadaşlar söylüyorum. Siz insanlığı tecrübe eden üst bilincin cüz'i suret olarak ifade ettiği kendini bilinçlersiniz. Yani üst bilince denksiniz aslında. Dolayısıyla bu bağlamda da ben burada insan olarak tekamül edip evrilip bu tecrübeyi yaşayabilecek özgürlüğe sahibim. Aynen bunu buradan alıp buraya koyabildiğim gibi benim için çok kolay. Bazı varlıklar için bu kolay olmayabilir. Benim için kolay. Benim üst bilincim buraya gelebilmeye hak ediyor ve buradayım. Şu anda buradaysam da çok özelim. Neden? Burada olmak herkesin arzu değildir. Herkes buraya gelemez. Anlatabiliyor muyum? Proton, elektron bilincinin kendini en üst şekilde ifade ettiği madde dünyada var olup madde dünyada evrilmek, madde dünyada yaşamak, madde dünyada öğrenmek çok büyük bir lütuftur bakın. Bu lütfu hak ettiğiniz için buradasınız. Onun için kendinize gurur duyun. İnsan olarak değil, üst bilinciniz olarak gurur duyun. Çünkü siz insan değilsiniz. Hiçbiriniz insan değilsiniz. Anladın mı? İnsanlığı tecrübe ediyorsunuz. İnsanlığı hak etmek diye bir şey vardır tasavvufta. Hak edecek misiniz onu da göreceğiz. Ölümü hak etmek demektir bu. İnsanlığı hak etmek demektir. Herkes hakikat meydanına çıkar. Pek azı hakikati idrak edebilir. Herkes bu meydana çıkıyor. Herkes, ölüm herkesi aynı seviyeye getirir. Bakın herkes doğuyor. Doğum herkesi aynı seviyeye getirir. O doğuyor, bu doğuyor. Ben de doğdum, siz de doğdunuz. Hepimiz aynı seviyedeyiz. Yaşıyoruz dünyada. Ölüm seçkinleri ortaya çıkarır. Dolayısıyla siz fiziksel ölümünüzden bahsetmiyorum yani. Anlatabiliyor muyum? Hem fiziksel ölümünüz hem de fiziksel olmayan ölümünüzden bahsediyorum. Benim aslında sizdeki benim aşılması sürecidir bu. Peki burada bunu neden söylüyorum ben? Çünkü sizin ölüm bana gelen ikinci soruyu da cevaplamış olmuş olacağız burada. Ölüm diye bir şey yoktur arkadaşlar. Dönüşüm vardır. Ve dönüşüm iyi ki var. Dönüşüm ve ölüm özgürlüğün bir neticesidir. Çünkü siz öyle olmamış olsaydınız bu bedenle sonsuza kadar hapsi olmuş olurdunuz. Anlatabiliyor muyum? Bu sizin asla istemeyeceğiniz bir şeydir, emin olun yani. Hiç kimse 1000 yaşına kadar yaşamak istemez. 1000 yaşına kadar yaşayan insan cehennemde yaşıyor demektir. Anlatabiliyor muyum? Buna inan, yani emin olun. Ölüm sizin bu dünyada almanız gereken şey neyse, vermeniz gereken şeyse, yaşa ki yaşatasın, yaşat ki yaşayasın. Ölmeler değil, doğmalar evreni bu. Nefret değil, sevmeler evreni bu dememin sebebi budur. Sevginle varsın, sevgini idrak için buradasın. Özgürlüğün kadar sevebilirsin, sevdiğin kadar özgür olabilirsin. Beni dinleyen arkadaşların kalp gözüyle dinlediğini biliyorum. Ya. Benim bir şey söylemeye gerek yok yani. Anlatabiliyor muyum? Onun için sözler yerini bulsun diye söyleniyor. Yani söylenen söylendi. Arkadaşlar biz gecikmeli olarak bunun faz kaymasını yaşıyoruz gibiyiz burada. Burada bulunuyorsunuz. Hepiniz kendinize lütfen haksızlık etmeyin ve çok sevin kendinizi. Çok sevin yani.
Hakikat meydanıdır burası. Buraya herkes inemez, gelemez. Buradaysanız kendinize gurur duyun. Buraya gelen her insana gurur duyun. Şey yapın yani. Tebrik edin yani. Burada bulunmak kolay değildir. Her bilinç burada var olup evrilmek ister. Bu nimetten asla, bakın buradaki her şey, kulaklarınız, gözleriniz, burnunuz, duyu organlarınız, hisleriniz, her şey kozmik bilincin zenginliğini, lütfunu, sonsuzluğunu tecrübe etmeniz için size verilen nimetlerdir. Anlatabiliyor muyum? Bunun keyfini çıkarın. Yani yaşarken yediğiniz yemekle konuşun, onu hissedin yani. Bir kuşa bakarken bir oda, ezbere yaşamayın yani. Bu yaşamak değildir yani. Programlamalarınızdan kurtulunuz. Aile programlamalarınızdan kurtulun. Toplumsal din programlamalarınızdan kurtulun. Özgürleşin. Özgürleştiğiniz zaman öleceksiniz. Öldüğünüz zaman doğacaksınız. Dolayısıyla kendi sonsuzluğunuza doğmaktır bu. Ben şunu söylemek istiyorum size. Gelelim şimdi su sayı olayına. Evren üst kozmik bilinci de yaratan zat bilinci olarak ifade edilen, Tanrı'nın zatı olarak ifade edilen, yaratıcı ve birçok isim alan, isme cisme sığdırılamayan, suretten öte surette tezahür eden, fakat hiçbir surete sığmayan, çeşitliğe sığabilen, hiçbir şeye sığamadım seven ve aşk dolu olan hani mümin insanın kalbine sığabilir. Mümin derken burada da Müslüman demek istemez. İman sahibi yani. Bunun parantez içinde kaçınma itikattır. Din ötesi yaklaşımdır bu. Tanrı kendi bilincini bir dine sıkıştırmaz hiçbir zaman. En büyük din vicdan dinidir. Vicdandan yoksun bir insanın dini ve mezhebi yoktur arkadaşlar. Sevgi ve merhametten yoksun bir insan dinsizdir. Onun için içinizdeki sevgi ve merhameti keşfediniz. Siz bunu ümit ediyorum. Bunu keşfetmeniz için bir şey yapmanıza gerek yok. Bazı şeyleri yapmayın yeter. Başında da kendinizi suçlamayın çok fazla. Kendinize eziyet etmeyin. Kendinize lütfen çok sert davranmayın yani. Şimdi sayı derken bu zat bilinci olarak ifade edilen yaratıcı bilinç. Nedensellikten de kurtulun. Neden yarattı bizi? Bakın ben hissediyorum bazı arkadaşlar bunları şu anda soruyor. Neden peki yarattı? Nedensellik materyalist yaklaşımın bir ürünüdür. Materyalist insan nedenseldir. Sebep sonuç. Amaç amaçlanan. Amaçla ve amaçlanan arasında bölünme demektir bu. Dolayısıyla materyalist insan diyor bazen. Ölüm de o. Bir sonuç olacak her zaman. Bir cause and effect denir bana. Materyalizm bir sonucu bu. Emin olun. Sonsuzluğun öyle bir tanımlaması olamaz. Bunu birazdan anlatacağım. Şimdi şu konuyu anlatmak istiyorum unutmadan. Peki öğeler sayısı dedik biz kaldık orada. Öğeler sayısı arkadaşlar evrenin var olmasının asal sayılar dahil olmak üzere bugünkü sunumun başında söylediğim sonsuzluğunun idame ettirilmesinin, proton ve elektron bilincinin her türlü madde ve materyalin, çiçekten, böcekten, havaya, oksijenden, moleküllere kadar her şeyin, sevgiden aşka, duygulardan hissiyatlara ve zihne, matrikse kadar, fundamental fraktalı buradaki ifade ettiğim matrikse kadar her şeyi yaratan bilinçtir. Her şeyi yaratan şey öğeler sayı bilincidir. E, U, L, E, R diye yazılır. Edirne, Urfa, Lüleburgaz, Edirne, Rize. Öğler number. Öğlerin sayısı. Öğler sayısı siz sayı olarak görürsünüz onu. O bilinç sayı olarak kendini ifade ediyor o şekilde. Siz ona ondalık sistemde baktığınız zaman 2,718 olarak görüyorsunuz. Ve sonsuzdur o. Yanında da sonsuz işareti var. Devam eder. Sonsuzdur. İnternete girip bakabilirsiniz. Öğler sayısı nedir diye. Şimdi bu sayı bir bilinç. O zaman şunu diyebilirsiniz arkadaşlar. Sizin hani anlaşılsın diye çok net ifadelerle, tanımlamalarla bugün yapıyorum dikkat edersen. En yukarıda değil her yerde aslında ama en yukarıda diyelim. Anlaşılsın diye. Piramidin tepesinde bir yaratıcı bilinç var. Her şeyi yaratıyor. Onu da yaratan bir üst var. O fiziksel alemde yok. Bu yaratıcı bilinç. Her şeyi yaratmak istiyor. Diyorsunuz ki diyelim siz bakın daha net gelin. Tanrısınız. Tamam, Allah'sınız. Diyorsunuz ki ben özümdeki sonsuz hazineleri herkese paylaşmak istiyorum.
Ne yaparsınız? Yapacağınız şey ne biliyor musunuz? Öğeler sayısını oluşturuyorsunuz. Ve öğeler sayısı dediğim bilinç, öğeler sayısı dediğim bilinç, proton ve elektronu meydana getirir. Proton ve elektron da ışık zaten. Proton ve elektron da maddeyi meydana getirir. Öğeler sayısı bir hani tanrıdır diyemezsiniz. Çünkü bir sayıya sıkıştırılamaz hakikat bilinci. Sadece kısmi olarak kendini ifade edebilir. Ve bu ifade içerisinde de öğeler sayısı çok önemlidir arkadaşlar. Öğeler sayısını lütfen benim eğitimlerimin temelini oluşturur. Proton ve elektronu sonsuz kılar. İkisinin sonsuzluğunun tek sebebi öğeler sayısıdır. Öğeler sayısı olmasaydı hareket olmazdı evrenlerde. Öğeler sayısı tüm spiral hareketlerin fraktal realitenin, fraktal universe dediğimiz evrenin, evren ötesi evrenlerin, ölümün ve doğumun, tüm doğuşun, dönüşümün tek sebebidir. Tek sebebidir yani. Siz buna nebi bilinci diyebilirsiniz. Bu burada ilk defa paylaştığım bir bilgi mesela. Dolayısıyla bunu da daha sonra tasavvuf temelli veya din ezoterizmi ve ölçekler arası yaklaşım ve bununla bağlantılı yapacağımız eğitimlerde değineceğimiz, detayına gireceğimiz bir konu olarak burada hani İlk sonlandırmayı da unutmadım. defa dur, ilk İlk defa defa söyledim. Evet. duyuruyoruz. Birinci, ikinci ve üçüncü aşamadan sonra tasavvuf. Dolayısıyla bu şu anlama da gelir arkadaşlar. İnsan gibi gördüğünüz uyarıcılar da insan değildir özünde. İnsanlığı tecrübe etmek üzere burada geçici olarak var olmuşlardır. Peygamberler dahil olmak üzere. Siz nasıl insan değilseniz onlar da değil. İnsanlığı tecrübe edin. O zaman hakikat sadece bir sureti olamaz. Sizin tek suretiniz yoktur. Bin tane suretiniz vardır. Bir, hepsi birdir ama. Birlik bilinci dedikleri tevhid anlayışı budur yani. Yani bu bunu çok iyi idrak etmek gerekir yani. Şimdi ama tabii şunu da bilmemiz gerekiyor. Bu bağlantıları kurmak önemli. Tabii bazıları çok yeni. Ama hani matematiksel realitenin, hakikatin dilinin de çok önemli olduğunu bilmemiz gerekiyor. Çünkü hakikatin dili matematiktir arkadaşlar. Sizin okullarda size anlatılan matematikten bahsetmiyorum. Bu sayılar çok önemli. Bakın sayılar üst bilincin en net tezahürüdür yani. Bir şey söyleyeceğim. Melek nedir biliyor musunuz? Meleke nedir? Yani insanlar bütün kültürlerde ismi geçen metafordur bunlar. Bakın benzetme olarak kullanırlar. Çünkü özünü idrak etmek mümkün değildir yani. Üst bilinç varlıkları bunlar. Bu üst bilinç varlıklar sayısal kontinuumun tezahürleridir yani. Dolayısıyla onların varlığı sayılarla ifade edilebilir. Dolayısıyla ben melek ifade melek dediğim zaman o zaman sayılardan bahsettiğini bilmem gerekiyor. Yani siz Cebrail olarak ifade edilen Cebir ailin yani Cebir elin Tanrı'nın Cebir dilinin sayı bilinci olduğunu bilmeniz gerekir yani. Mikail'de makro kozmik realitenin tezahürüdür. Mikail ve Tanrı gibi anlamına gelir Mikail. Çevirisi budur. Michael İngilizce'de. Bütün her yerde olan şey. Tanrı gibi. Türkçesi bu. Çevirisi bu. Like God. Tanrı gibi. Neden? Çünkü makro kozmik. Zamanı da içine alan makro kozmos olarak ifade edilen ve o yapıyı meydana getiren melekeye Mikail enerjisi denir. Her yerdedir, her zamandadır, her boyuttadır. Cebrail gibi. Cebir ail de öyledir. Her zaman, her yerde, her şeydir yani. Her şeyde vardır yani. Peki bunları yaratan ne? Onları bile yaratan öğeler sayı bilincidir işte. O zaman şunu söyleyebilirsiniz. Melekleri bile yaratan bu sayı bilinci. Bu sayı sonsuz bir sayıdır arkadaşlar. Yani bunun sonu yok ki. Sonsuz da matematikte sonsuz bir sayı. Matematikçi arkadaşlarınızı sorun. Çevrenizde bilenler vardır. Öğeler sayısı. Ama ne? Bu manada bilmezler onu. Matematikte kullanıyorlar sadece. Çünkü neden biliyorlar biliyor musunuz? Nereye başınızı çevirirseniz öğeler sayısını görürsünüz. Bitkilerde evrenin hareketinde dönen her şeyde. Işıkta, hareketlerinizde, bütün motion dediğimiz harekette. Bütün her şeyde, zamanda öğeler sayısı vardır. Bundan dolayıdır ki dinlerde anlatılan bütün metaforları sayı bilinciyle ve ölçekler arası bilinci idrak etmeniz mümkündür arkadaşlar. O zaman şunu söyleyebilir miyiz? Evet. Bütün dinsel
bütün inançsal sistemlerde ifade edilen metaforları deşifre etmek üzere ben buradayım arkadaşlar. Bunu bütün Türkiye'de de bütün dünyada yapıyorum şu anda. Herkese de bunu ulaştırmaya çalışacağım, ulaştırabildiğim kadarıyla. Şunu bilmeniz gerekiyor. Gözlemleyen bilinçsin sen, ama gözlemleyen bilinç, gözlemlenen bilinç süreçten farklı değildir yani. Sen kendin bir şeye bakarken aslında kendine de bakıyorsun. Bunu biliniz yani. Şunu söylemek istiyorum size. Siz gökyüzüne baktığınız zaman bir yıldıza, o yıldız sizin tarafınızdan sizi izlendiğini biliyor. Biliyor, emin olun. Antares'e baktığınız zaman, Sirius'a baktığınız zaman, yukarıya baktığınız zaman, Vega'ya baktığınız zaman, Betelgeuse'e baktığınız zaman, Rigel'e baktığınız zaman, o sizin tarafınızdan izlendiğini biliyor. Stelar bilinçleri onlar. Çok üst bilinçleri. Sizin yaratan bilinçleri. Sizin bilincinizi yaratır onlar yani. Onun için yıldız yahu yani ölçekler arası bilinçle evrenlerdeki en üst skaladaki bilince yıldızsal bilinç denir. Stelar bilinç en üst bilinçtir. Bunu unutmayalım lütfen. Galaktik bilinçli bile yaratır yani. Dolayısıyla gezegensel bilinçten de daha üstündür. Şimdi gelelim şu konuya. Sizin yaşadığınız dünya, şu anda yaşadığımız bu dünya. Siz dünyada yaşadığınızı sanıyorsunuz, değil mi? Fiziksel olarak burada dünyada bulunuyorsunuz sadece. Dünyada yaşamıyorsunuz. Evrende yaşıyorsunuz. Neden? Çünkü insan çok boyutlu bir varlıktır arkadaşlar. Çok boyutludur. İnsan, bakın bir tanımı var insanın. Ben sunumlarımda hep yaparım. Bugün şu anda da burada yeri geldi yapmak istiyorum. İnsan gözlemci potansiyeli. İnsan gözlemci potansiyeli. Çok boyutlu. Çok ölçekli. Ve çok fonksiyonlu. Likit kristal yapıya sahip. Biyofraktal kuantum gözlemci potansiyeline verilen isimdir. Evet, insan değilsiniz. İnsanlığı tecrübe ediyorsunuz. Fakat insanlık bir bilinç olarak var. Yani şuna benziyor. Ben arabaya biniyorum. Araba mıyım ben? Arabanın içinde gidiyorum. E araba yok mu ya? Yok mu diyeceğiz arabaya? Hani araba yok. Kardeşim biraz önce içindeyim, gidiyorum işte arabada. Araba mıyım ben? Değilim. Yani bunu anlamak çok kolay arkadaşlar. Karıştırmayın kafanızı lütfen. Her şeyin ardında böyle çok karışık bir şeyler olmalı falan derdine girmeyin yani. Araba bu araba. Yani bu götürüyor sizi bir yere. Bilincinizin hiçbir şeyini alamaz bu beden. Küçücük bir şey bu. Sığamazsınız buna yani. Bu ne ki ya? Bu hiçbir şey değil. Buna yatırdığınız şey var ya, zaman filan. Kozmik bilinç sizi bununla uyandırmak istiyor. Nedir bu yani? Bu ne ki ya? Ne bu? Gidecek bu. Zaten gideceği için en güzel örnek ölecek olmanız zaten. Dolayısıyla hiçbir anlamı yok yani. Hiçbir anlamı yok. Sadece sizin aracınız gibidir bu. Biz buna avatar diyoruz. Avatar yapılır. Peki özelliği ne? Neden insanlık gözlemci potansiyeli çok önemli? Gözlemli potansiyel olarak bu araç niye önemli? Çünkü özgürlük oranı çok fazladır. Özgürlük oranı ne demek? Boyutlanması çok fazla. Peki o ne demek? Tanrı'yı her yönüyle idrak edebilmek için, duyabilmek, yaşayabilmek, sevebilmek özellikle için geliştirilmiş üst düzey bir gözlemci potansiyeli. Kim insan olmak istemez ki? Kim insan olmak istemez evrenlerde? İnsanlık veya Adem oğlu kim olmak istemez? Olmak ister. Herkes o potansiyeli. Neden peki ister? Çünkü evrenlerde her şey kozmik bilince ulaşmaya çalışır arkadaşlar. Neden buradasınız? Kozmik bilince ulaşmak için buradaysınız. Bundan önceki yaşantılarınızda Antares'in herhangi bir gezegeninde, bundan yüz milyonlarca yıl uzakta, başka bir kültürde, başka bir dilde ve başka bir bedende olmuş olabilirsiniz. Bu evren o kadar büyüktür ki siz burada neden bahsediyoruz arkadaşlar? Dünyadan oluşan bir evrende mi yaşadığınızı düşünüyorsunuz? Sırf Samanyolu galaksimizde bizim 300 milyardan fazla yıldız var. Ne demek yıldız? Işık var, güneş var. Bizim güneşimizden bazıları binlerce kat daha büyük. Çok güçlü ışık kaynakları ve bu ışık kaynakları milyonlarca farklı gezegenleri besliyor. Ve burada yaşantılar var, kültürler var, farklı diller var, farklı bedenler var. Ademoğlu işte. Proton ve elektronun tezahürleri var. Ben buradan öldükten sonra onlardan birinde tekamül edebilirim, evrilebilirim mi? Burada siz geçici olarak bulunuyorsunuz. Her gittiğiniz yerde de geçici bulunacaksınız.
tecrübeniz, öğrenmeniz, idrak etmeniz burada bittiği andan itibaren burada bulunmanızın bir anlamı yok artık. İlkokulu okumuş bir kişi yeniden dönüp ilkokulu okur mu burada? Ben ordinarius profesör oldum şu anda. İlkokuldaki bilgileri biliyorum zaten. Gidip niye okuyayım ki? Okur musunuz? Hani burada aklı başında olan herkese soruyorum. Sırf o profesör olmanıza gerek yok. Üniversite mezunu, liseyi okudum ben. Gittim, tekrar ilkokulu okur musunuz yani? Okurum, ne varsa okusun zaten. Sıkıntı yok. İnsanlık da böyle bir şeydir. Ben burada insanlık potansiyelini yaşayıp öğrenip tekrar da insan olarak gelebilirim. Fakat öğrendikçe, evrildikçe artık burada insan olarak tekamül etmeme gerek yok benim artık. Gerek yok. Yani ben buraya niye geleyim ki? Üst bilinçsiniz siz. Şu beden değilsiniz. Bunun ötesine bakmayı öğrenin lütfen arkadaşlar. Dolayısıyla fiziksel bedenin ötesini görün kendinizdeki. Burada geçici olduğunuzu bilin ve lütfen sonsuz olan bir şeyi geçici bedende yaşıyorsunuz. Peki geçici bedende o yaşadığınız sonsuzluk nedir? Sevgidir işte. Bunu ben laf ola veri olarak gelsin diye söylemedim. Lütfen canım yani. Hakikatin dilidir sevgi. Onun için neden buradasın? Sevgiden ibaret olduğunu, sevgiden ibaret olduğunu idrak için buradasın. Burada bulunmanın sebebi bu. Peki neden bu kadar buraya? Başı sonu yok ki ortası olsun arkadaşlar. Yani sonunda ne oluyor? Sonu yok. Peki niye sonu yok? Evrensel bilincin güzelliğinin sonu olabilir mi? Güzelliğin sonu olabilir mi arkadaşlar? Yani neyin sonu olsun yani? Sonu yok bu lütfun. Tanrı'nın lütfunun sonu yoktur. Sizin tecrübenizin de sonu yok. Baş ve son arayışından kurtulunuz arkadaşlar. Siz baştan ve sondan ibaret değilsiniz. Sonsuzluktan ibaretsiniz. Sizi sonsuz kılan da sizin özgürlüğünüzdür. Dolayısıyla lütfen kendinizi sevin. Yani sevginin sonsuzluğunu yaşadığınız zaman sonsuzluğun olmadığını zaten siz bileceksiniz. Bana sormayacaksınız sonu yok mu diye. Sevginin sonu olabilir mi? Soruyorum burada arkadaşlar. Sevginin sonu olabilir mi? Soruyorum, var mı sonu? Yoktur. Yoktur. O zaman sonu olmayan bir şey, sonsuzluk var demektir, değil mi? O zaman sevginiz kadar insansınız. Sevebildiğiniz kadar sonsuzsunuz. Sevdiğiniz kadar özgürsünüz. Şimdi bunu bilmemiz gereken önemli, peki dünyada neden şu anda nasıl bir süreçten geçiyoruz? Makro süreci, ondan da biraz bahsetmek istiyorum. Şu anda dünya etik sınavını vermektedir arkadaşlar. Dünya bilinci. Üzerinde yaşadığınız gezegen üst bilinçtir. Biz buna planeter bilinç deriz. Yani gezegensel bilinçtir. Bu dünya siz gibi, benim gibi, su gibi, deniz gibi ve birçok milyonlarca farklı yaşam formunu barındırır. Siz dünyadan türersiniz, oradan doğarsınız, orada ölürsünüz. Bütün hayvanlar, insan, bütün bitkiler, bütün her şeyi besler, verir. Verdikçe verir, verdikçe verir. Bunu yapabilen, aynı anda yapabilen, herkesin nimetini de verebilen bir yapı dünya bilinci. Dünya bilinci inanılmaz üst bilinçtir bakın. Üzerinde yaşadığınız dünyaya teşekkür ediniz. Lütfen. Size öğretmek üzere buradadır. Hem size öğretmek hem de sizden öğrenmek üzere buradadır. Yani. Onun için dünya bir zaten başlı başına üst bilinçtir. Siz o üst bilincin tezahürlerinden birisiniz. Bu yüzden bundan dolayıdır ki dünyada var olmak ve bulunmak hani dünya taş toprak zaten yaşamıyor diye düşünmemeniz gerekir yani. Şimdi şunu da söylemek istiyorum. Şimdi dünyada böyle bir etik sınavı var demiştim size. Bir edep test ediliyoruz. Çok ciddi bir döngüdür bu. Ve bu döngüde materyal bir takım şeyler çok fazla ön plana çıkar. Bundan dolayıdır ki materyal kimlik, suret, o surete putlaştırma, düşünceleri putlaştırma. Bakın kendi putlaştırdığınız düşüncelere tapmayınız derim. Puta tapmak nedir biliyor musunuz? Bir, kendiniz buraya, işte buraya bir tane heykel yaptım, gittim ona tapıyorum. Bu değil puta tapmak. Bu tanrısal bilincin tanımı bu değildir. Kafanda putlaştırdığın hiçbir şeye tapma. Kafanda putlaştırdığın hiçbir şeye tapma. Tapma budur yani. Bir fikre takılıyorsunuz, onu putlaştırıyorsunuz ve ondan başka değişmiyorsunuz diyelim. İşte siz puta tapıyorsunuz. Anlatabiliyor muyum? Onun için hiçbir düşünce ve görüşü putlaştırmayınız.
yani bütün uyarıcıların, bütün peygamberlerin ve liderlerin, gerçek liderlerin uyarısı bu noktada olmuştur. Yani sizi özgürleştirmeye yöneliktir. Şimdi evrende, dünyada böyle bir süreçten geçiyoruz. Fakat bilmemiz gerekiyor ki zorlu bir süreçtir bu. Ve COVID bilinci, bir bilinçtir bakın, hastalık olarak görürsünüz bunu siz. Bazı şeyleri dengelemek üzere ortaya çıkar. Evrende hiçbir şey tesadüf olmaz. Siz bunda bir musibet görürsünüz. Hayırsızlık görürsünüz. Değil mi? Hayırlı gördüğün şey çok hayırsız olabilir. Hayırsız gördüğün şey çok hayırlı olabilir. Hiçbir şekilde şunu bilin ki bu evreni yaratmakta olan ve asla asla yaratmaktan vazgeçmeyen, lütfetmekten vazgeçmeyen bilinç, üst kozmik üst bilinç, yaratıcı bilinç hiçbir şeyin tesadüfi oluşmasına izin vermez. Her şey onun kontrolündedir ve onun bilincin dahilindedir. Onun için korkmayınız arkadaşlar. Korkularınızdan lütfen, lütfen arınınız. Yaşam korkunun bittiği yerde başlar her zaman. Ya korkunda yaşarsın. Yaşam korkunun bittiği yerde başlar. Evet. Yani Allah'tan korkmayınız diyorum ben. Onun hakikatinde korku yoktur çünkü. Korku senin realitende var. Korkacaksanız onun lütfettiği gözlemci insan potansiyelini yaşayamamaktan korkunuz. Allah'tan korkma, insan olamamaktan kork. Kendi Bu cehaletinden kork. Kendi dünyada cehaletinden kork. evrilemeyenler ne oluyor diye bir soru gelmiş tam şu anda. Efendim? Bu dünyada evrilemeyenler ne oluyor diye bir soru Şunu geldi şu söylemek anda. istiyorum. Evrilememe diye bir soru birazcık değişik aslında. Öyle sormayalım bu soruyu. Her şekilde evrilirsiniz. Devrilirsiniz. Devrilerek evrilirsiniz. Ama evrilirsiniz. Çünkü kozmik hakikat bilincini yaratan yaratıcı bilinç sizden vazgeçmez. Sonsuzdur onun seviyesi. Düşersin, kalkarsın. Ama eğrilirsin, doğrulursun. Eğrilen doğrulur, doğrulan eğrilir. Ama asla vazgeçmez. Siz kendinizden vazgeçersiniz de o sizden vazgeçmez arkadaşlar. Her zaman verir. Bu verişin şekli ve şemali değişebilir. Acı çekebilirsiniz. Çekmek zorundasınızdır. Hastalanabilirsiniz. Hastalanmak zorundasınızdır. Hastalık öğretmek için vardır. Öğrenmeniz için orada bir metafordur hastalık. Öğrenmeye karşı dirence biz hastalık diyoruz. Hastalığın tanımıdır bu. Öğrenmeye karşı dirence hastalık denir. Bakın, öğrenmek istemiyorumun karşılığı hastalıktır. O zaman çevrenizde gördüğünüz her insan, hasta olan insan ne yapmıyormuş? Ne yapıyormuş? Öğrenmek istemiyormuş. Öğren Muhteşem. hiçbir bakın bir hastalık size öğretmesi gerekeni öğretmeden başınızdan sağ olmaz, gitmez yani. Size öğretmesi gerekeni öğretmeden gitmeyecektir. Çünkü sizi yaratan kozmik yaratıcı bilinç sizden vazgeçmez. Ölmeniz gerekirse bu fiziksel bedenden çıkarsınız. Alır canınızı yani. Bu bir lütuftur. Fakat bu can alma değişimdir sadece. Dönüşümdür yani. Sizi başka bir realitede, başka bir hakikatte var edebilmek içindir. Herkes alması gerekeni alır burada. Bakın, tanrısal hakikat bilincinin bize söylediği bir söz var. Ben her şeyi verdim. Almak size kaldı. Bunu lütfen iyi düşünün. Her şey, her zaman, her yerdedir arkadaşlar. Alabilen alır. Her şey her zaman her yerdedir. Evet. Suretsizlik suretinin sureti olun. Bil ki kozmik bilinç her şeyi kendi suretinde yaratmıştır arkadaşlar. Her şey ondandır, ona dönüşür. Dolayısıyla hani kendi potansiyelinizi küçümsemeyin ve kendinizi çok seviniz. Ailenizle yaşadığınız süreçler ve evrilmeler sizin için en önemlileridir. Lütfen arkadaşlar, beni dinleyen burada 2100-2200 kişi var bu saatte. Hepinize teşekkür ediyorum gönülden. Gönülden kucaklıyorum. Beni hissettiğinizi biliyorum. Sizi çok seviyorum. Karşılıksız bir seveni sevmeyeni de severim. Benim hiç önemli değil yani. Dolayısıyla şunu söylemek istiyorum. Aileleriniz sizin için en önemli tekamül aracıdır. Ailelerinizden öğrenmeniz gerekeni öğreniniz.
Onları suçlamayın. Aileler de çocuklarından öğrenmesi gereken şeyi öğrensin. Aile sizin en büyük nimetinizdir. Aileden öğrenmeden hiçbir şey öğrenemez. Aile tekamülünden öğrenemeyen hiçbir şeyden öğrenemez. Sen anne babadan ibaret değilsin. Anne babanız size öğretmek için oradadır. Ama sadece öğretmek değil, size yani öğrenmek için de orada bulunur yani. Bundan dolayıdır ki anne babalarınızdan, ailenizden öğreneceğiniz sınav en önemli ve çetin sınav olacaktır. Kaçmayın aile sınavından. Ne kadar kötü olursa olsun, ailenizde en kötü, en iğrençlikler olabilir. Kaçmayın bu sınavdan. Öğrenin sadece bundan. En sonunda da koşulsuz olarak onları sevmeyi, kabullenmeyi ve teslim olmayı seçiniz. Eşleriniz de ikinci sınav planına gelir. Önce aile sınavıdır. Eşleriniz de sonra tabii ki geliyor. Seçtiğiniz eşler asla sizin karşınıza bu gelişi güzel çıkmaz. Şimdi bakın bu soruyla size bir şey anlatacağım. İlk defa paylaşıyorum burada. İki, bazen bu kadar insan bu kadar ayakta kaldı. Bari ben bunu da paylaşmak istiyorum sizinle. Bakın. Ozan, bir dakika izin verir misin? Çok soruyorlar şu anda hem WhatsApp'tan hem oradan. Memuri Akademi ile Ozan Partal eğitim ölçekler arası bilinç birinci aşama eğitimi 10-11 Temmuz'da sevgili canlar birbirinizin arasında soruyorsunuz. 10-11 Temmuz'da saat 10 ile 18 arasında 10-11 Temmuz 2 gün WhatsApp numarası 0552 579 579 6. Şu anda çok 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 yazıyorsunuz. Çok yoğun bir talep var. Dönecekler. Yarın öğleye kadar dönecekler sevgili canlar. Evet Arkadaşlar ilk Ozan'cığım. defa paylaşacağım bir şey var demiştim. Bunu çok iyi irdelemenizi istiyorum. İletişim varoluşun temelidir demiştim arkadaşlar. Beni lütfen iyi dinleyiniz. Bu söylediğim şey aileniz için, kendiniz için, başka dille olan iletişiminiz için iletişimin temelinde olan bir bilgidir. Şimdi iletişimde dört tane kanal var arkadaşlar. Bu dört kanalı lütfen yazınız. Bir, çocukların iletişimi. İçinizdeki çocukla olan iletişim. İçinizdeki çocuğun başkalarıyla olan iletişim. Değil mi? İkincisi sizin yetişkin olan halinizin iletişimi. Yetişkin bilinç. Arkadaş diyelim. Dost. Değil mi? Üçüncüsü sevgili. Sevgililerim olan. Hani sevgili iki sevgilinin o birbiriyle olan iletişimidir. Yani sevgili, arkadaş, dost, anne baba ve içinizdeki çocuk. Dört tane. Peki bunu niye anlatıyorum? Bir, siz bir insanla iletişime girdiğiniz zaman bir, onun içindeki çocukla iletişime geçebilirsiniz. Onun içindeki arkadaşla iletişime geçebilirsiniz. Yani dostla. Onun içindeki sevgiliyle iletişime geçebilirsiniz. Veya onun içindeki anne baba ile iletişime geçebilirsiniz. Bunun dördünü birden yaşamak büyük lütuftur. Hiçbir ilişkide dördünü birden yaşadığını göremezsiniz. Çok zordur. Dörtte üç, dörtte iki vardır ama genelde dörtte birdir. O zaman ne demek istiyorum? Bir, sevgiliniz veya eşiniz olarak bahsedelim o zaman. Ben o kişiyle içimdeki çocukla mı iletişim halindeyim? İçimdeki yetişkin veya dost, arkadaş olan mı? Arkadaş ilişkim gibi mi var? Sevgili olarak mı var? Yoksa anne baba, onunla bir anneyi veya babayı mı arıyorum? Dört tane şey var. Dolayısıyla bu dört tane yapı içindeki iletişim ne kadar kalıcı olursa olsun en kalıcısı içinizdeki çocuğun iletişimidir. Unutmayın. Eğer sevdiğiniz insanla veya dostlarınız, arkadaşlarınızla bile olabilir. Arkadaş, annenizle, babanızla vesaire işte kimle iletişim içerisine giriyorsanız içinizdeki çocuk ve onun içindeki çocuk anlaşabiliyorsa en kalıcısı budur. Dolayısıyla bu çok önemli bir ayrıntıdır yani. Bunu söylemek istiyorum size iletişimde. Bu dört tane yapıyı lütfen unutmayınız. Bu dört yapı nasıl olacak peki? Siz içinizdeki çocukla iletişime geçtiğiniz zaman sizin içinizdeki çocuk başkasıyla iletişime geçebilecektir. Siz kendinize dostane davrandığınız zaman siz de başkalarıyla iyi dostlar olursunuz. Siz anne babanızdan almanız gereken metaforu ve öğrenmeyi öğrendiğiniz zaman öğrenmeniz gereken şeyleri başkalarına karşı iyi bir anne baba da olursunuz yani. Onun için bu kendinizi sevdiğiniz zaman da başkalarına karşı iyi bir sevgili olursunuz. Bu dördü
Asla ve asla su götürmez realitelerdir. Gelişi güzel söylenmiş söz değildir bu. Dört tane şeyi Canlar, unutmayın. telefonu yazdım, telefonu kaybettiniz, sildiniz diyorsunuz. Telefonu kısalttım eğitim şeyini. Telefon numarası burada yazıyor. Çok özür dilerim. Bir soru gelmiş, Soruyorlar. çok güzel. Çok güzel arkadaşlar. Demiş ki Sorulara bakalım, evet. içinizdeki çocukla iletişime geçmek için ne yapmalıyız? Mükemmel bir soru. Bunu soran arkadaşına tebrik ediyorum ve teşekkür ediyorum. Çok önemli bir soru bu. Evet, içinizdeki çocukla nasıl irtibata geçeceksiniz? Bu önemli bir soru. İçinizdeki çocuk, adı üstünde, adı boşu boşuna çocuk denmiyor. Bu çocuk arkadaşlar çocuk gibi yani. Yetişkin kafayla düşünürseniz onu anlayamazsınız yani. İçinizdeki çocuk realite olarak gerçekten vardır ama arkaya atılmıştır yani. Arkadadır o. Onunla irtibata geçmez, size küsmüştür yani. Küskün size. Sizinle konuşmak istemiyor ki, arkasından dönmüş konuşmuyor sizinle. Niye? Çünkü ben onu dışladım. İçimizdeki çocukla irtibata geçmediğimiz için zaten hasta oluyoruz. Hastalıklarımızın çoğu içimizdeki çocuğu dışladığımızdan dolayı gelir başımıza. Ne yapmalıyız? İçinizdeki çocukla irtibata geçmeniz için bazı şeyleri, bir şey yapmanıza gerek yok. Bazı şeyleri yapmamanıza gerek var. Soruları lütfen biraz değişik soralım. Ne yapmamalıyız deyin. Ne yapmalıyız deyin. Sevgi ve aynı zamanda bu içinizdeki çocuk metaforunda da yaptığınız bazı şeyler hatalı olduğu için o çocuk dışarı çıkmak istemiyor. Peki ne yapıyorsunuz? Bir, kendinizi başkalarıyla çok karşılaştırıyorsunuz. İki, başkaları hata yapmaktan korkuyorsunuz. Üç, başkalarının söylediği sizin için çok önemli. İşte üç tane şey yaptığınız sürece o çocuk asla asla dışarıya çıkmaz kardeşim, arkadaşım. Bunları yapıyor musunuz? Şu anda bana burada 2200 kişi var. Şunu diyebilir mi? Biz bunu yapmıyoruz. Ben bunu yapmam asla. Başkalarının dediği benim için önemli değil. Kendimi de başkalarıyla asla karşılaştırmam. Hata yapmakta asla korkmam. Bunu diyebiliyor musunuz? Gerçekten özgürce bunu yani dürüst bir şekilde ifade edebilir misiniz? Bunu yapamamanız bir sorun değil. Hepimiz bu süreçlerden geçiyoruz. Anlatabiliyor muyum? Ama sorunun ne olduğunu bilin. Yani içinizdeki çocuk bundan dolayı asla oradan dışarı çıkmayacak. Asla. Kendini sevmeyen bir insanı, İçindeki çocuk ve o içindeki hakikat asla ve asla dışarıya vurmayacaktır yani. Yani siz sevmiyorsanız kendinizi, zaten onlar dışarıya çıkmak istemeyecektir yani. Peki niye sevmiyorum kendimi? Başkalarıyla karşılaştırıyorum. Bizim toplumumuzda çok yaygın bir şeydir bu. Başkalarıyla kendini karşılaştırmak. Karşılaştırılamaz olanı karşılaştırıyorsunuz. Neye göre karşılaştırıyorsunuz? Boyu, fiziği, bilmem nesi, kariyeri, güzelliği vesaire. Maddi bir takım şeyleri, statüsü. Değil mi? Herkes yapıyor bu. Peki niye yapıyorsunuz bunu? Bu şekilde programlandığınız için. Peki ben size şunu söyleyeyim arkadaşlar. Hepiniz tanrısal bilincin bir paylaşımısınız ve siz olmasaydınız gerçeklik ve hakikat var olamazdı. Siz kendi öneminizi idrak etmiş değilsiniz. Hepiniz çok güzelsiniz ve asla ve asla nevi şahsına münhasırsınız ve kimseyle karşılaştırılamazsınız. Kendinizdeki güzelliği keşfedemezsiniz. Başkaları sizdeki güzelliği göremez. Karşılaştırma yapmayınız. Başkalarıyla kendinizi lütfen karşılaştırmayın. Karşılaştırma hasete ve aynı zamanda kıskançlığa dönüşür. Bundan dolayı toplumumuzda kıskançlık çok yaygındır. Çocuklarınızı da başkalarıyla karşılaştırmayın. Çocuklarını başkalarıyla karşılaştıran insan özgüveni düşük insanlar yetiştirir. Anne babalarınızın söylediklerinize dikkat edin. Tabii ki önemlidir, onlar saygı duyunuz. Fakat anne babalar da çocuklarının ne dediğine, dediklerine dikkat etmeli ve saygı duymalı. Yaradan'dan ötürü kendinizi sevme olayından ziyade kendinizden dolayı kendinizi sevin. Tanrı'nın sizin sevginize ihtiyacı yok arkadaşlar. Onun hiçbir şeye ihtiyacı yok. Onun için şunu bilmemiz gerekiyor ki, yani uyanış için bilmeniz değil, sevmeniz gerekiyor. İşte dilema, ikilik burada ortaya çıkar. Ne kadar çok öğrenirsem, bilirsem o kadar evrileceğim ve aydınlığım artacak diye düşünür insan. Hayır. Evrilip aydınlanabilmem için önce sevmem gerekir. Bundan dolayıdır ki Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği gibi, biz cahil dediğimiz zaman okuma yazma bilmeyenlerden bahsetmiyoruz der Mustafa Kemal Atatürk.
hiç okuma bilmeyenler, hiç okuma yazma bilenlerden en büyük cahiller çıkabildiği gibi hiç okuma yazma bilmeyenlerden hakikati gören gerçek alimler çıkabilir demiştir. Selam olsun ona. Peki burada anlatılmak istenen şey nedir? Uyanış için bilmeniz değil, sevmeniz gerekir arkadaşlar. Sevmeyi bilmeyen bilmeyi bilmek zorunda kalır. Soru gelmiş Her bir seven tane. bilir, her seven İblis, bilir, iblisi her seven bilir, deseneceğiz mi? her seven bilir. Fakat her bilen sevemez. Lütfen bunu da tamamlayalım. Şimdi soru Oy, neydi? oy, oy. Müthiş. Her seven bilir, her Ama bilen her bilen sevemez. sevemez. Peki İblisi soru de mi neydi? seveceğiz, iblisi de mi seveceğiz biz En diye çok sormuşlar. da onu seveceksiniz. En çok da onu seveceksiniz. Peki şunu söyleyebilir miyiz arkadaşlar? Yıllardır dinsel literatürlerde bize anlatılan bilgileri yanlış anlamışız. İblis bilinci dediğiniz şey bir bilinçtir. Üst bilinçtir. Ona küfretmeyiniz. Biliniz ki ona küfreden Sadece fark edilmek istiyor, değil mi? Tanrı'ya küfreder. Ondan olan hiçbir şey kötü olamaz. Asla ve asla kötü olamaz. O sorduğunuz için söylüyorum bunu. Üstüne çok büyük bir misyon üstlenmiş olan bir üst bilinçtir. Dualarınızda ona da teşekkür ediniz. Anlatabiliyor muyum? Böyle anlatılmış olan hikayelere artık inanmayın. Tam bir bilinçle ve farkındalıkla hareket etmek gerektiğini düşünüyorum ben. İblis dediğiniz şeyden korkmayın arkadaşlar. O da sizi seviyor. Çünkü o ondan olan her şeyi sever. Çünkü o asla ve asla asla ve asla hep her zaman bildiği ve biat ettiği Tanrı'nın dilinin haricinde bir şey yapmaz. Kur'an'da anlatıldığı ve diğer dinlerde anlatılan metafordur arkadaşlar. Bu metaforu çok iyi algılamanız gerekir. Çok iyi bir aynadır o. Teşekkür ediniz yani. Teşekkür ediniz yani. Kötü bir şey yoktur evrenlerde. Her şey iyidir. Her şey iyidir yani. Size kötü görünür. Anlatabiliyor muyum? Sizin ona kötü görürsünüz. O iyidir. Teşekkür edin ona. Kendi, bakın şunu söylemek istiyorum. En güzel. Şimdi şunu baz alalım. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de bazı şeyler var. Hani hikayeler var. Şimdi diyor ki Adem gitti ağaçtan elmayı yedi. Burada beni dinleyen arkadaşlar gidip elmayı yediğini falan mı düşünüyor? Bunu düşünen arkadaş varsa bu yayından çıksın zaten yani. Gerek yok yani bu anlatmaya. Çünkü benim söylediğim şeyi çünkü siz bazı arkadaşların yorumlarını görüyorum. Kapalı bir bilinçe dinliyorsunuz anlamına gelir. Yani çocuk küçükken babana anlatmış. Hadi Kur'an'ı ezberle kardeşim. Papağan gibi tekrarla. İşte 100 defa günde tesbih çek. Oraya gideceksin. 100 defa düş kalk. Allah tapılmak üzere var değildir arkadaşlar. Sizi tapmak üzere yaratmadı yani. Bu nasıl bir bencil tanrı olur o zaman? Yani ne diyecek? Ya ben bir insan yaratayım. Hepsi bana düşsün kalksın tapsın. Senin tanrın bu mu kardeşim? Orada soran arkadaşlar için söylüyorum. Bu mu? Böyle bir tanrı mı? Böyle tapmaya devam edersen etsen zaten. Etmeye devam et. Ama benim söylediğim tanrı böyle bir tanrı değil. Tapılmak üzere yaratmaz yarattı. Yani. Anlatabiliyor muyum? Sevmek için yaratır. Tapılmak üzere var olan bir tanrı değil sizin tanrınız. Anlatabiliyor muyum? Eğer tapacaksanız içinizdeki sevgiyi keşfedin ona tapın yani. Bir şeyi tapacaksanız eğer. Gönlü gözü kapalı olanlar bizim sözlerimizi anlayamazlar. Anladın mı? Şuradan geçmez, buradan geçmez, kalbe ulaşmaz yani. Okudukları Kur'an'ı da anlamazlar. Dini de anlamazlar yani. Kapalıdır yani. Gönül gözü kapalıdır onların. Kur'an da bunu çok iyi anlatmıştır. Ne der biliyor musunuz? Öyle insanlar vardır ki kalbi taşlaşmıştır der. Öyle insanlar vardır ki kalbi taşlaşmıştır. Fakat taşın bile içinden sular, pınarlar fışkırır, onu paramparça eder, yarılır, sular çıkar da taşın içinden. O insanların gönülleri yumuşamaz der. Bunu hani Allah'ımız diyor, Tanrı diyor, yaratıcı bilinç söylüyor bunu. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla şunu anlamak gerekir. Tanrı'dan olan hiçbir şey kötü olamaz. Size öğretmek için vardır sadece. Bunu unutmayınız yani arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? Küfretmeyin yani. Küfre düşersiniz. Küfür ne demektir sözde tasavvufta? Tasavvufta küfür üstünü kapatmak demektir. Üstünü kapattığınız şey hakikattir. Hakikatin üstünü kapatan insan en büyük kafirdir. Dolayısıyla
Hakikatin üstünü kapayan insana biz kafir deriz. İnsanların süreçlerine lütfen saygılı olunuz. Herkes sizin bildiğiniz şeyi bilmek zorunda değil, bilemeyebilir. Herkesin süreci vardır. Onlara saygılı olun. Ona, herkese ve her şeye tahammül eden Allah'tır. Yukarı yüreti, yaratıcı bilinçtir. Onun tahammül ettiğine sen mi tahammül etmiyorsun? Etmiyorsan etme. Allah'tan ve dinden de o zaman ahkam kesmeyi bırakın yani. Ben arkadaşlar burada tabuları yıkmak üzere varım. Benim söylediğim şeyleri ister kabul eden insanlar etmeyebilirler. Benim hiç ilgilendirmez bu. Bundan etkilenmem ben yani. Hocam öyle dediniz, böyle dediniz, bunlar beni ilgilendirmiyor. Ben söylemekle mükellef olduğum şeyi size söylerim. Bazı insanlar bundan hoşnut olmayabilir. Cehaletinde kalır çünkü. O insanlar cahildir. Anlatabiliyor muyum? Cehalet karanlık, karanlık demek. Bizim için de bu cehalet karanlığından kurtulma zamanı gelmiştir arkadaşlar. İnanmayın böyle şeylere. Yani artık eskileri bırakalım. Kur'an'dan biz öğreniyoruz. Hocam biz bunu ne derse Kur'an onu yapıyoruz. Yani insanlar için sen Kur'an'ı anla. Sen Kur'an'ı okumadan anla. Okuduğun zaman anladığını mı sanıyorsun sen? %20'si direkt fiziksel dünya ile ilgili, %80'i ahiret hayatı ile ilgili olan tamamıyla metafor dolu bir kitaptan bahsediyorsunuz. Neyi anlıyorsun sen ya? Size peki bir şey söyleyeceğim. Kur'an'ı çok iyi algılayan arkadaşlar diyor ya, çok iyi anlıyorum, çok iyi biliyorum. Şu anda bizi dinleyen ve bunu söyleyen arkadaşlar varsa o zaman şunu lütfen soruyorum. Bir tane sure ver Kur'an'da. Size söyleyeyim hangisi olduğunu. Onun üzerinde 19 vardır. Değil mi? Biz onu Sakar'a fırlatacak. Sakar'ın ne olduğunu biliyor musun? Onlar sana illüzyon sunar. Biz onun koruyucularını meleklerden başkası kılmadık. Hadi bunu anlat bakalım. Burada bilen arkadaşlar çok iyi biliyor. Çok iyi bilen bazı arkadaşlar varsa söylesinler bunu. Anlayabiliyor musunuz bunu? Ne demek olduğunu biliyor musunuz? Kur'an dediğiniz şey ilimle hakikat olarak kendini deşifre eder. Anlatabiliyor muyum? Çok zariftir. Cahil bir insanın gözüyle anlaşılamaz. Cehaletle bakan Kur'an'dan hiçbir şey anlayamaz. Cehaletle bakıp kendini görmeyen kişi Kur'an'ı tekrarlayarak yere varacağını mı sanıyor kardeşim? Sen Kur'an'ı 1000 defa atmet istiyorsan. Kendi hakikatini bilmeyen kişi Kur'an'ı 1000 defa bilsen olur. Biz bunlardan bahsedeceğiz. Fakat şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Lütfen hurafelerden bir artık 21. yüzyıldan kurtulalım. Şu kafayı bir işletelim artık. Tamam mı? Bunu bilelim arkadaşlar. Ozan'cığım. Yani... Bülent Şenyürek hocamız gelecekti yayına. Ben eklemedim. Aslında onun takipçileri de izleyeceklerdi seni ama çok geç kaldık. 5-10 dakikada olsa Bülent hocamı bağlayayım buraya. Takipçiler gelsinler seni takip etmeye. 2 tamam. dakika bağlayayım hocamı. Tabii. Sen ama anlatmaya devam et. Bülent ben hocam... konuşmaya devam edeyim mi? Tabii sen anlatmaya devam et. Bülent hocamı ben ekleyeyim. Bülent hocam da şey yapacaktı. Organize edemedim ben. Bülent hocam buradaysa gelir şimdi. Sen şimdi, anlatmaya devam şimdi et. Şimdi arkadaşlar şunu söylemek istiyorum size çok net olarak. Hocam hoş geldiniz sevgili hocam. Kusura bakmayın organize edemedik. İnşallah sizin takipçileriniz de geleceklerdi. Çok özür diliyorum. Ozan merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz. Merhaba hoş geldiniz. Özür diliyorum. Rica ederim olur mu? Her gün canlı yayında olduğum için unutmuşum Mukaddes hocam. Çok özür diliyorum. Olsun, ilk kez olsun. Çıktım. İlk kez dışarı çıktım. Yani neredeyse bir yıldır ilk kez dışarı çıkıyorum. O da size verdiğim sözü unutarak çıktım. Sevgili çok özür Abdullah hocamın ve Bülent hocamın takipçileri de gelsin. Böyle biz 5000 kişiyi anlatalım evet. istemiştik ama organize olamadık. Hayırlısı olsun şimdi. Son yarım saattir harika şeyler anlatıyorsunuz. Sağ olun, teşekkür ederim. Bunları anlamak, bunları gerçekten idrak etmek için çok farklı bir bilinç düzeyinde olmak gerekiyor. İnşallah hep birlikte elimizden geldiği kadar insanları o bilinç düzeyine ulaştırabiliriz. İnşallah. Burada sizin çok katkılarınız var. İnşallah Mukaddes sizlerin de. Katkıları var. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Sizlerin de teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Yorumlarınızdan dolayı hep birlikte inşallah bu aydınlanmayı, güvenişi gerçekleştireceğiz. Birlik bilinci çok önemli bizim için. Burada ben şundan da bahsetmek istiyorum. Kaldığımız yerden devam edelim Ozan'cığım. Evet. Şimdi bakın kozmik bilinç ölümsüzdür arkadaşlar. Ve her yerdedir, her zamandadır. Ve her ölçekte bulunur. Her türlü ve her şekilde kendini ifade eder. Yani. Edebilir ve her şekilde bürünebilir. Ve siz şunu da unutmayınız. Siz de o bilinçsiniz.
Dolayısıyla sizler de her zaman, her yerde, her şekilde mevcutsunuz. Sadece fiziksel olarak bu boyutta değilsiniz yani. Çok boyutlu ve çok fonksiyonlu olduğunuz için her boyutta, her ölçekte iz düşümünüz vardır. Üst boyutlar olmasaydı alt boyutlar olmazdı. Dördüncü boyut olmasaydı üçüncü boyut olmazdı. Beşinci, biz buna hiper uzay diyoruz. Hiper uzay olmamış olsaydı şu anda üç boyutlu realite hakikatini siz three dimensional yapı olarak, yani üç boyutlu olarak tecrübe edemezdiniz. Yukarıda olmasaydınız aşağıda var olamazdınız. Dolayısıyla bu şu anlama gelir. Sizin mevcudiyetiniz kozmik bilinç olarak tüm ölçeklerde tezahür eder. Yani bir yere gitmenize gerek yok. Siz her zaman her yerdesiniz ve her şeysiniz. Bunu çok iyi idrak etmemiz gerekir. Hadsizliğin olmadığı, hadsizliğin had olduğu bir evrendeyiz. Bir örnek vereyim mi sevgili hocam? Tabii ki, buyurun. Bunu destekleyecek. Tabii ki. Şimdi yaptığımız çalışmalarda üç zamandan bahsediyoruz. Şimdiye yönelik yaptığımız çalışmalar astral seyahat olarak, yani her zaman ve her yerde olabilmeyi gerçekleştiren bir fonksiyon astral seyahat. Ama şimdinin içerisinde. Gelecekle ilgili yapılan çalışmalar var. Buna medyumluk diyoruz. Aslında şimdide olduğumuz halde gelecekte çok rahat bir şekilde olabiliyoruz insan olarak. Zihinsel ya da işte bahsettiğiniz boyutlarda. Nöro-DNA çalışmalarıyla geçmişe atalarımızdan gelen birçok problemin kaynağına gidip çözümlüyoruz. Yani her üç boyutta da, zaman boylamında her üç boyutta da var olabiliyoruz. Bu da aslında bizim tek boyutlu ya da işte fiziksel dünyada yaşamadığımızın, sadece fiziksel dünyada yaşamadığımızın çok güzel bir örneği. Sizin anlattıklarınızla da çok örtüşüyor. Gerçekten harika konulara değiniyorsunuz. İnşallah daha çok insan anlayabilir düzeye, algılayabilir, idrak edebilir düzeye gelir diye temenni ediyoruz biz de. İnşallah. İnşallah. Bülent hocam, interskalar bilinci, dünya bilinci, dünyada iki kişi anlatıyor. Bir tanesi sevgili Ozan Partal. O yüzden çok şanslıyız. Türkiye'den yayılıyor dünyaya. Bir de Ozan Partal'ın birlikte çalıştığı insan var. O da Almanya'da. Onun için çok şanslıyız. Evet Ozan'cığım. Teşekkür ederim. Ben şanslıyım sizlerle bunları paylaşabildiğim için. Katkınız için de çok teşekkür ederim. Geçmiş, gelecek an çok önemli gerçekten. Bunlar insanın mevcudiyeti, zamanı ve uzayı ikiye böler kozmik realitede. Ve biz buna uzay zaman kontinuumu diyoruz. Ve uzay zaman kontinuumunda hakikat her zaman gözlemci tarafından ikiye bölünür. Birinde geçmiş gelecek olarak, zaten söylediğiniz gibi. Diğerinde uzay ve zaman olarak. Şimdi biz şunu söyleyecektim ben. Şunu da net olarak şunu eklemek istiyorum. Hadsizliğin olmadığı bir evrende yaşıyorsunuz arkadaşlar. Haddim bu benim diye düşünmeyin lütfen. Hadsizliğin had olduğu bir evrenleri bu. Ne gördüğün gibi ol, ne de olduğun gibi görün derim ben. Mevlana'nın dersine. Sen ne olana ne de görünene sığabilirsin. Olmalardan kurtulun. Yaratılan bir evrende değil, yaratılmakta olan bir evrende olduğunuzu fark ediniz lütfen. Çünkü aydınlanma yolunda idrak yoktur. Kabul edemediğini yaşarsın bu evrende arkadaşlar. Hakikat inkar edilemez, ancak idrak edilebilir. Yani bu anlamda da neye ihtiyacınız varsa onunla sınanacaksınız kozmik realitede. Nereye giderseniz, neye ihtiyacınız varsa onunla sınanırsınız. Ben her zaman şunu söylüyorum. Nefsinizle yaşayın. Fakat nefsinizde yaşamayınız. Geçmiş ve gelecekte yaşayan arkadaşlar anda var olamazlar. Hastalık her zaman sizi geçmişten ve gelecekten ana çekmek için vardır. Çünkü hakikat tezahürü ve yani kozmik bilinç, ilahi kozmik bilincin yansıması ancak anda tezahür edebilir. Bundan dolayıdır ki bütün öğretilerin temelinde anda dengelenmek, harmoni, homeostaz, senkronizasyon ve regülasyon var. Bunun içindir ki arkadaşlar anda kalamazsınız. Ana çekilebilmeniz için gelecek, geçmiş, ileri geri bir yalpalanma. Buna biz fraktal logaritmik osilasyon diyoruz.
osilasyon eğer logaritmik değilse, ki her türlü osilasyon logaritmiktir, zaten dengeye ulaşamazsınız. Bunun için hani şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Biraz önce biraz din olayından bahsettik vesaire. Bunu din, felsefe veya bilim vesaire diye çok adlandırmaya gerek yok. Kafamızda tabu olarak yarattığımız her türlü şeyi putlaştırmaya başladık günümüzde. Putlaştırdığınız her şey sizi kalıba sokar. Kalıplaştırdığınız şeyde size bahsettiğim maske imaj dediğim yapının içerisinde asla evrilemezsiniz. Nefsin bile terk ettiği insan grubudur bu. Bu çok önemlidir. Geylani'nin çalışmalarında ve söyledikleri şeyde de aslında anlatmak istediği seni nefs bile terk eder dediği hakikattir bu. Dikkat ediniz bu sürece gelmeyin. Bunun içinde hastalık ve aile metaforu her insan için en önemli tekamül aracıdır. Hastalık ve aile. Onun için bunlardan kaçmaya yeltenen bir kişi kozmik bilinç realitesi tarafından kalibre edilecektir. Bu kalibrasyon da başka şekilde öğrenmeniz için size başka süreçlere sokacaktır yani. Daha sert olacaktır ama bu süreç. Yani Harika, bugün... harika bir soru var Hı? Ozan. Sözünü unutmazsan eğer çok ilginç bir soru geldi. Biz şu anda üçüncü boyutta olduğumuza göre, biz şu anda üçüncü boyutta olduğumuza göre birinci ve ikinci boyutta da titreşiyor muyuz diye güzel bir soru geldi. Biz üçüncü boyuttayız, bir ve iki de titreşiyor muyuz? Ebeveynlerde hareket etmeyen hiçbir şey olmadığı için birinci ve ikinci boyutun oluşabilmesi için de üçüncü boyuta ihtiyaç duyulduğu için bir de ikide de tabii ki titreşiyorsunuz. Her yerde titreşiyorsunuz. Yani şunu söyleyebilirim. Bir üst boyutlardaki titreşimler arkadaşlar alt boyutu oluşturur. Biz buna hiper uzay osilasyonu diyoruz. Örnek. Şimdi beşinci boyut olmasaydı dördüncü boyut olamazdı. Dördüncü boyut olmasaydı üçüncü boyut olamazdı. Üçüncü boyut olmasaydı ikinci boyut olamazdı. İkinci boyut olmasaydı birinci boyut olamazdı. Tam tersi değildir olay. Yani bir var diye iki var, iki var diye üç var, üç var diye dört öyle değildir yani. Tam tersidir. Üst boyutlar var diye alt boyutlar vardır. Peki kaç boyut var evrende? Sonsuz sayıda boyut vardır. Evrendeki boyutların sayısı bilinmez arkadaşlar. Dolayısıyla klasik işte şu kadar boyut var diye hani ifade edersek yanlış olur. Sonsuz sayıda boyut vardır. Kozmik bilinç ihtiyacı olan boyutu istediği zaman, istediği ortamda, istediği şekilde devreye sokar. Üçüncü boyut bir koruma mekanizmasıdır. Bu kadar duymam gerekiyor, bu kadar görmem gerekiyor, bu kadar nefes almam gerekiyor, bu kadar konuşmam gerekiyor ve bu kadar yaşamam gerekiyor. Koruma mekanizmasıdır. Onun için boyutlandırılmışsınızdır üçüncü boyutta. Dolayısıyla ölüm anında hiper uzaya gidersiniz. Hiper uzaya gittiğiniz zaman da fiziksel beden ötesinde buna siz ölüm ruhunun teyatı diyebilirsiniz ama çok ciddi bir kuantumsal bir realitedir bu. İnterskalar yaklaşımda hiper uzaya karışırsınız. Yani ben iceberg'tim. Sudan ibaretim değil mi iceberg olarak? Eriyip yeniden okyanusa karıştım. Benle okyanus arasında bir fark yoktur artık. Fakat yeniden iceberg olabilir miyim? Olabilirim. Dolayısıyla ama nerede iceberg olarak ortaya çıkarsam çıkayım bir buzdağı benim içimde dışımda sudan meydana gelecek. İşte o kozmik bilincin realitesinden meydana geçecek demektir. Gelecek anlamına gelir. Dolayısıyla şunu da ifade etmek gerekiyor. Hani boyutlar biraz hani bahsedildi. Biz boyutsal bir sıçrama yapıp bir yere gitmek üzere burada var değiliz arkadaşlar. Bu yıllardır dünyada yanlış ifade edildi diye düşünüyorum ben tarihsiz bir şekilde. Biz üçteyiz, dörde sıçrayacağız, oradan da beşe sıçrayacağız değildir olay. Zaten üçlü olmanın sebebi altıncı boyutun yedinci, sekizinci ve bininci boyutun olması. Evren, lineer bir evrende yaşamıyorsunuz doğrusal. İşte A noktasından B noktasına gidiyor. Fraktal, logaritmik ve holografik bir evrende yaşıyorsunuz. Yani devamlı şu hareketi yapan bir evrendesiniz. Dolayısıyla bu hareket her zaman logaritmiktir ve bu logaritmik hareket her zaman Euler sayısı temellidir. Euler sayısı olmasaydı bu hareket olmazdı. Euler sayısı olmasaydı gezegenler, sizin bilinciniz, beni konuşturan bu beden var olamazdı yani. Onun için biz bunu fraktal realite diyoruz. Peki şunu diyebilir miyiz? Bütün boyutlar fraktal mıdır? Bütün boyutlar logaritmik ve fraktaldır arkadaşlar. Sayı temellidir. Ve bundan dolayıdır ki bu sayının bir matematiği var. Yani boyutlar her zaman bir logaritmik. Bilinciniz de logaritmik.
rüyanız da logaritmik, zaman da logaritmik. Yani buna biz fraktal zaman deriz. Ruhunuz da fraktaldır. Bilinciniz de fraktaldır. Fraktal olmayan bir realite hakikat olarak kozmik bilinç hareketinde zat bilincinde mevcut değildir. Olamaz. Tanrısal zat olarak ifade ettiğiniz bilincin kozmik bilince tezahüründeki suret yansımalarındaki ayağını sabiti olarak ifade edilen yapıların tamamı öğüler sayısı var diye vardır. Öğüler sayısı tarafından kalibre edilirler, dengelenirler ve sabite haline getirirler. Dolayısıyla evrenlerdeki en büyük stabilizör öğüler sayısı stabilizördür. Dengeye getirici faktördür yani. Onun için öğüler sayısının olduğu yere de biz fraktal realite diyoruz. Onun için evrende fraktal olmayan hiçbir şey olmadığı gibi sizlerin de ölmek demiyorum. Dönüştüğünüz zaman gideceğiniz üst bir boyut yok. Zaten siz o boyuttasınız şu anda. Sadece bunu bilmiyorsunuz. Bu soruyu umarım hani ifade edebilmişimdir. Muhteşem. Hocam konuştunuz mu bilmiyorum. Biraz da sevgili hocam eğitimde hangi konulara değineceğinden bahsetti mi? Ben dediğim gibi hepsini izleyemedim. Biraz bundan bahsederseniz biz dinleyicilerimiz de eğitim konusuna da ilgileri artmış olur diye düşünüyorum sevgili hocam. Şimdi şöyle bir durum. Eğitim konusunda ilkin proton ve elektron ışık nedir? Işığın tanımı. Proton ve elektron frekanslar, osilasyonlar çok net bilmemiz gereken şeyler olduğunu düşünüyorum. Fraktal realite, biraz önce bahsettiğim sayılar, transandantal sayı nedir? Daha sonra kozmik bilinç ve madde bilinç arasındaki farklar ve bilinç nedir? Bilinç metaforunun tanımlamaları. Boyutlar, hiper uzay, hiper zaman, fraktal zaman, zamanın gerçek tanımı, bilincin gerçek tanımı, meditasyon şekilleri, meditasyon ve gözlem ne demek? Gözlemlenen süreç, gözleyici süreç, gözlemlenen ve gözleyen sürecin arasındaki süreçteki kuantumsal dengeler ve zaman odaklı meditasyon, uzay odaklı meditasyon, telekinesis, morfojenesis, yani beyin dalgaları, beyin dalgalarının önemi, kozmik bir fenomen olarak fraktal realite ve bunun haricinde bir takım kadim bilgiler, kadim uygarlıklardaki yapılar ve biraz önce altta yazmışlar o paralel evrenler olarak ifade edilen şeyi de açacağız ne olduğunu. Çünkü paralel evren talihsiz bir ifade, öyle bir yapının olmadığını anlayacaksınız. İşte bu arada nedir o black hole, nedir kara delik, kara madde, dark matter, kara madde gibi bir takım şeylerin de gerçek tanımlamalarını yapacağız. Bu tanımlamaların gerçeğini duyuyor arkadaşlar. Burada anlatıyoruz, anlatmaya çalışıyoruz. Bu temelinde bunları içeren bir eğitim programı. Çok dolu bir program olacak. Bakalım inşallah keyifli. Ve bakalım uzay ve zaman kontinuumu dediğimiz uzay ve zamanı da anlatacağız size burada. Evet, sevgili dinleyici arkadaşlarımıza bundan biraz bahsedelim. Yani bakış açınız muhtemelen çok ciddi boyutlarda değişecek. Biz fizik dünyanın ötesini çok fazla görmeye alışık değiliz. Hep duyu organlarımız da görmeye çalışıyoruz. Aslında duyu organlarımız da bile görmüyoruz. Bunun bile farkında değiliz. Yani duyu organlarımızla görmediğimizin farkında değiliz. Biz duyu organlarımızla gördüğümüzü zannediyoruz. İnanıyorum ki Ozan Hocam'ın eğitiminden sonra bakış açıları çok ciddi anlamda değişecek. Zaten eğitimi alanlar biliyorlar. Almayanlar da inşallah eğitimi aldıktan sonra öğrenecekler bu bakış açısını. İnşallah. Elimizden geldiğince yapmaya çalışacağız. Bir şeyler anlatmaya çalışacağız. Umarım muvaffak oluruz. Anlatmaya eminim. İnşallah. Herkese tavsiye ederim. Mutlaka orada olsun arkadaşlarımız. Mukaddes Hocam bir şey söyleyecek. Bülent Hocam, hakikaten yayının başında da söyledim. 30 yıl sonra, Ozan da biliyor, Kadim Bilgelik Okulu'nda aldım eğitimini. 1-2-3 aşama. Hepimizi şaşırtan, yani hepimizi şok eden, yani 1-2-3 aşama, her bir aşama birbirinden güzel. Onun için Lemurya Akademi'de yapalım istedik. Ozan da bizi kırmadı, sağ olsun canım benim.
Herkesin Her zaman. şaşırmasını istiyorum benim gibi. Herkesin hayret etmesini istiyorum. İnşallah. Hakikaten herkesin görmesini ve bu eğitimi almasını istiyorum. O İnşallah. yüzden böyle bir şey yaptık sevgili Ozancım'la. Çok teşekkür ediyorum Rica ederim Aslı. Ben sevgili teşekkür ederim. Ozancım. Yavaş yavaş yayını da şey yapmam lazım. Ne Bir kadar şey daha oldu? söylemek istiyorum. 17, Bakın 20, 30. arkadaşlar, Evet, bizi bir 10 burada dakika dinleyen daha kalabilirim. Evet. kalbi kırılmış, üzülmüş olan arkadaşlar olmasın. Benim amacım kimsenin kalbini kırmak değil arkadaşlar. Sizde bir uyanış, bir yani bir şeyleri aslında bu idraki oluşturmaya çalışıyorum sadece. Bunun için hani elimden geldiğince de uygun bir nüansla bir şey, bunları anlatmaya çalışıyorum. Bazı şeyleri kabullenmeniz zor olabilir. Üstünüze benim söylediklerimi almayınız lütfen. Bunları sadece benim hep her zaman bir desturum olmuştur. Çağımızın ve bütün aslında çağların en büyük düşmanı cehalettir arkadaşlar. Lütfen bu cehalet karanlığından kurtulalım arkadaşlar. Öğrenelim, okuyalım. Fakat bu okuma ve öğrenme özünüzdeki sevgiyi idraka sizi yönlendirmiyorsa bir anlamı yoktur. Hiçbir şekilde de bir şey ifade etmez. Yani. Bundan dolayı ki bu güzel bir yayında inşallah ileride de yayınlar olacaktır. Burada tekrar birlikte olmak çok keyifliydi. Onun için sizlere çok teşekkür ediyorum. Çok çok güzeldiler, Katkılarınızdan çok dolayı. candılar. 2300'e yakın insanla bu saate kadar, saat neredeyse sabahın biri oldu. Gerçekten çok güzeller. Çok 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 teşekkür ediyorum. Çok 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 güzel, hakikaten muhteşem. Çok beğendim. Çok mutlu oldum ben de, uzun zaman olmuştu, evet. Yani bak. Harika bir yayındı, harika bir yayındı. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Gerçekten ederim. varlığına şükran, çok çok Aynı şekilde minnettarım. sizlerin. Bir kez daha, son bir kez daha duyuru yapıp kapatalım artık. Sevgili canlar, Lemurya Akademi Ozan Partalı Eğitimi Ölçekler Arası Bilinç birinci aşama eğitimi 10-11 Temmuz 10 ile 18 arasında 2 gün boyunca sürecek. Katılabilirseniz başımızın üstüne yeriniz var. 0552 579 579 6'dan WhatsApp'tan iletişim kurabilirsiniz. Biraz önce çok yoğun bir şey vardı, ilgi vardı. Dönecekler yarın sabah öğlene kadar, yarın öğlene kadar size dönmüş olurlar, bilgi vermiş olurlar. Sevgili canlarım, çok teşekkür ediyoruz. Bütün bir akşamı bizimle geçirdiğiniz için. Ağzınıza, yüreğinize Bülent sağlık. Hocam, Sağ çok olun, çok teşekkür teşekkür ederiz. ediyoruz. Sizin desteğiniz için Katkılarınızdan ağzınıza dolayı. sağlık, katkılarınıza Ondan sağlık. dolayı Çok çok teşekkür teşekkür ederim. ediyorum. Çok Çok inşallah teşekkür ediyorum. dinleyen herkese çok güzel şeyler olacak. İnşallah. Eğitim katıldıklarında daha da güzel olacak. İnşallah. Yani bu kadar böyle ucundan köşesinden anlattıklarınız bu kadar güzelse bütünü ne kadar güzeldir. Herkesin kafasında bir soru işareti olarak kalsın isterim yani. Çok teşekkür ederim değerli yorumlarınızdan dolayı. Çok Elimizden geldiğince teşekkürler. inşallah anlatacağız bakalım eğitimlerde de. Çok teşekkür. Ben teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hepinize teşekkür ederim tekrar Çok dinleyen teşekkürler arkadaşlar. sevgili Bu canlar. Ozan saatlere kadar. Partal'la eski yayınlarımızı da izleyin. Bundan sonra da yayınlarımızı yapmaya devam edeceğiz. Eğitimlerimize devam edeceğiz. Birinci, ikinci, üçüncü aşama çok önemli. Bundan sonrası asıl interskalar bilinçle tasavvufun birleşeceği bölüme doğru geçeceğiz. Ama demin söyledik ya, ilkokul, ortaokul, lise bilgileri, üniversite bilgileri yavaş yavaş üstüne koyarak devam ediyor olacağız. Ama birinci aşama çok önemli sevgili canlar. Çok teşekkür ediyorum Hayırlısı tekrar olsun diyelim. Ozan'cığım, iyi akşamlar. Ben Bülent teşekkür ederim Hocam, iyi herkese. akşamlar. Bülent Çok Bey, teşekkürler teşekkür ediyorum sevgili tekrar canlar. katkınızdan Görüşmek dolayı. üzere, görüşmek üzere. Çok İyi akşamlar. teşekkürler. İyi Herkese görüşmek üzere akşamlar. arkadaşlar. İyi Bye bye. akşamlar. İyi Bye bye. akşamlar. İyi akşamlar. Teşekkürler.